9 Mayıs 1920 tarihinde Büyük Millet Meclisi adına Mustafa Kemal Paşa imzasıyla tüm İslam dünyasına hitaben Hakimiyet-i Milliye'de yayımlanan bir beyannamede İngilizlerin İslam birliğini bozmaya, halkı, hükümeti ve Şeyhülislam'ı mücadele aleyhine çevirmeye çalıştıkları belirtilerek İngiliz siyasetinin bu yöne dikkat çekilmiş, bakın Atatürk söylüyor. Kararan İslam güneşinin, yani dağılan, ezilen İslam aleminin tamamen sönmemesi ve bir kez daha İslam dünyası üzerinde parlaması için, Mehdiyet'in, İttihat-ı İslam'ın bir kere daha olması için, Yavuz Sultan Selim'in şu sözünü hatırlatıyor Atatürk: biz Müslüman gönüllerin birliğini sağlamak için kendimizi harap etmiş bir milletiz. Yavuz Sultan Selim'in bu sözünü hatırlatıyor. Biz Müslüman gönüllerin birliğini sağlamak için kendimizi harap etmiş bir milletiz. Yani her türlü zorluğa ve çileye girdik diyor. Atatürk'ün İttihat-ı İslam'a, Türk İslam Birliği'ne ne kadar önem verdiğini bu konuşmasında da açıkça görüyoruz. İnşallah. Sebil-i Reşat dergisinde yer alan ve Gazi Mustafa Kemal imzasıyla yayımlanmış bulunan bir başka beyannamede İslam alemine çağrıda bulunuyor Atatürk. Maddi ve manevi yardımlarına, şefkat ve merhamet duygularına, İslam aleminin mürüvvetine, dindarlık, rabıta-i kutsiyesinin, birleşme rabıta demek, rabıta-i kutsiyesinin, yani mukaddes bağların, imani bağların, feyyaz yani çok bereketli ve bolluk dolu tecelliyatına müracaat olunmuştur diyor. İttihat-ı İslam istiyor. Açık açık söylüyor. İnşallah. Bak diyor ki Gazi Mustafa Kemal 9 Ekim 1919'da Halep ve Şam ve Suriye halkına hitaben bir beyanname yayınlıyor. Maksadım ve maksadımız diyor, kendi maksatlarının, yani amacımız diyor, ülkeyi ve İslam'ı yok olmaktan kurtarmak. Ülkeyi ve İslam'ı, Müslümanlığı yok olmaktan kurtarmak olduğunu Allah'ın yardımı ile inananların düşmana karşı savaşmaya karar verdiklerini, topluca Müslümanlar dini, İslam'ı ve vatanı kurtarmak için topluca karar verdiler diyor. Konya ve Bursa'dan düşmanın atıldığını ve hakka güvenen mücahitlerin, Allah'a güvenen mücahitlerin yakında Arap kardeşlerinin ziyaretine geleceklerini, düşmanı def edeceklerini ve artık dinde kardeş olarak yaşamak gerektiğini ifade etmiştir. İttihat-ı İslam'ı Atatürk'ün canı gönülden aşkla savunduğuna dair çok fazla beyanlarından çok cüzi bir kısmını okuyorum. Emir Faysal Mustafa Kemal tarafından imzalanan Türk ve Arap hükümetler arasında gizli anlaşmadan bazı maddeler. Gizli anlaşma yapıyor Arap ülkesiyle. Türk milleti ve asil Arap milleti, bir kısmı Arap milletine nasıl bakar? Bak ne diyor Atatürk? Asil Arap milleti diyor. Peygamber Efendimizin tabi olduğu bir kavim olduğu için inşallah. Şu anda İslam dünyasındaki bölünmüşlüğü esefle tespit eder. Yani esef, esef ediyorum yani, değil mi? İnsaf dersin, esef. Bak şu anda İslam dünyasındaki bölünmüşlüğü esefle tespit eder. Yani ondan çok rahatsız olduğunu söylüyor. İslam alemindeki bölünmüşlükte. Bu bölünmüşlüğü yok etmeyi ve dolayısıyla İttihat-ı İslam'ı kendilerine kutsi bir vazife addeder. Yani Allah'ın bir emri olarak kabul eder diyor. İslam Birliği'ni, İttihat-ı İslam'ı. Bunu kim söylüyor? Atatürk söylüyor. Ve gizli anlaşmaya bunu koyduruyor. İki millet karşılıklı olarak yardımda bulunmalı,
birbirine destekli olmalı, itaat etmeli, dini ve toprağı birleşik kuvvetlerle müdafaa etmelidir. İttifak ederek mücadele etmelidir diyor. Yani Arap alemiyle Türklük alemi. Müslümanlar yani.